Yeni alınan korona tedbirlerini nasıl buluyorsunuz? Güzel yeğenim, çok güzel, isabetli. Hepimizin de uyması lazım. Güzel. Sizce halk uyuyor mu peki bu tedbirlere? Kısmen. Kısmen. Bakanlığımızda, devletimizde bu krizi çok güzel yönettiler. Sağ olsunlar. Bütün ülkelerden her şartlarda öndeyiz. Bizim de kurallara uymamız gerekiyor. Fedakarlık yapmamız lazım yeğenim. Sizce korona nasıl engellenir? Vallahi bu adı Allah'tan gelen bir musibet yani. Korunmakla engellenir. Başka bir sebebi yok. Korunmak düşüyor bize. Nasıl korunmalıyız? İşte temizlik, hijyen, maske, mesafe. Mesafemizi uzatalım. Şu anda güzel yani. Talas'ta da özellikle de Talas daha yani şeyli yani ne diyeyim yani. Sıkı bakın yani bu işe. Öncelikle siz çalışanların bu güzel gününü kutlamak istiyorum. Benim anladığım kadarıyla her şey yolunda gidiyor, her şey güzel gidiyor. Mutluluğumuz yakın bir zamanda daha çok artacak. Tedbirler çok çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz. Biraz eksik gibi. Yani eskiden yani öncesinde polis arabaları daha çok böyle dolaşıyordu. Şimdi sanki göremiyorum gibi. Bir de çok kişi maskesiz geziyor, buna müdahale edilmiyor. Ben birkaç kişiyi uyardım. Şey diyorlar, cebimde. Cebindeyse al tak diyorum. Hani bana zararın oluyor, başkasına zararın oluyor diyorum. Öyle deyince gülüyor, anlasa çıkarıp takıyor. Böyle. Ben yeni alınan korona tedbirlerini iyi bulmuyorum. Çünkü korona tedbiri sadece pazarda alınıyor. Pazarda müşteri elinden seçemiyor. Markete gelince her marketten müşteri elinden seçiyor. Belediyeler olarak komple hiçbiri de marketi kontrol etmiyor. Marketlerin hepsinden ne aldıysan al elinde seçiyorsun. Ya arkadaş, bu korona pazarda mı var ki, markette yok mu yani bu korona? Yoksa sadece pazarda mı var yani? Bir ikinciye de gelince piknik yerlerin hepsi dolu cumartesi pazar günleri. Cumartesi pazar günleri marketler açık oluyor. Saat 3'e kadar yasak olduğu zaman. Marketlerde hiç mi yok korona? Sadece pazarda mı var arkadaş? Pazarcı ağzına maske takmadığı zaman sorun oluyor. Ama marketlerde ben hiçbirinde maske görmüyorum. Aynı maske şöyle. Değişen bir şey yok yani. Hangi market isen de A101, BİM, her türlü marketlerde aynı. Kesinlikle yani sadece pazara uygulanıyor bu korona tedbirleri. Onun haricinde hiç kimse uygulanmıyor. Nereye varırsan var, kesinlikle yani koronanın ilgisi bile yok. AVM'lerin hepsi ağzına kadar zık diye dolu. Gittiğin zaman Forum, Kayseri Park ağzına kadar dolu. Ya arkadaş, burada korona yok mu? Sadece pazara mı geliyor bu korona? Dışarıya baktığın zaman çoğunlukta maske yok. Çoğunlukta yani. Sadece pazarın içine girince mecbur takıyorlar. Onun haricinde çoğunlukta kimse de yok maske. Güzel. Şahane. Abi şimdi yeni alınan korona tedbirleri. Abi şimdi sana nasıl diyeyim? Abi Forumlar, çarşılar falan ağzına kadar dolu zaten. Yani her yer dolu. Kafeler falan açıldı. Bu korona tedbiri abi sadece pazarda alınıyor. Hani marketlerde falan maske takma falan yok. Müşterilere taktırıyorlar ama kendileri takmıyorlar. İyi ama halkımız uygulamıyor yani. Halkımız biraz duyarsız yani. Sizi neden uygulamıyor? Ben mi? Halk neden uygulamıyor sizce? Halkımız bilinçsiz. Ne bileyim, umursamıyorlar yani. Yanlış. Bana göre yanlış kardeş. Maske, ondan sonra yasaklar geliyor. Fiyatlar yükseliyor. Marketlerde uçurum bir fiyatlar var. Milletin yasasının durumu belli. Hala sen görüyorsun, ana baba günü olmuş. Kimsenin gücü yetmiyor bunlara. Görüyorsun ha, en güzeli Gays'ı. 10 milyon. Bunu kim alacak? Asgari ücret kaç ya bugün? 2000 küsurat. 2000 küsurata ne geçecek bu adam? 3 tane çocuğu oluk adam nasıl geçecek? Okuyorsa bir de. Evi kiraysa. Durumlar hiç iyi değil kardeşim. Allah yardımcı olsun her yaşın. Ben bu kadar diyorum. Vallahi abi yetersiz herhalde ya. Yani bence yetersiz, çünkü hani çoğu kişi dışarıda geziyor abi. Hani maskede biraz sıkıntı oluyor. Hani nefes alamıyoruz, değiştiriyor sürekli. O yönden biraz sıkıntı oluyor. Yani biraz düşük. Şu anda iyiye gidiyoruz ya. Maskesi çalışmayacaksın. Maskesi takmadan dışarıya çıkmayacaksın. Kendi sağlığını kendin korumaya çalışacaksın. Elinde geldiği kadar. Yoksa devletin yapacağı bir şey yok yani. Her şey senin de olan bir şey. Genel itibariyle yerinde buluyorum. Nasıl yerinde sizce?
Yani şimdi nüfusun belli kısmı biraz gevşek davranıyor benim görebildiğim kadarıyla. Biraz daha tedbirli olmak lazım tabii. Çok da devlette çok aşırı tedbirli davranırsa bu sefer nüfusta ahali bunu farklı karşılayabilir. Hani bir, belli bir denge gözetilir. Ama tedbir her zaman iyidir. Herhangi bir tedbir uygun olduğu sürece tabii iyidir yani yerinde buluyorum. Bence iyi bulmuyorum. Pazarda hiç sosyal mesafe ya da maske takımı uygulanmıyor. Yani sosyal mesafe diye bir şey yok. Herkesin birbirinin üstüne çıkıyor. Nasıl biliyoruz? İyi. Yani temizlikle korunuyoruz. Maskemizi takmamız lazım. Mesafemizi korumak lazım ama pazarda mümkün mü? O kadar işte. Yani durumu siz görüyorsunuz. Eğer uyulursa çok güzel. Uyulmasa hiç iyi değil yani. Millet ağzında maskesiz istediği yere gidiyor. Hiçbir zaman koronavirüs mü bir şey var. Hiç alıştırmıyor yani. Bence bu tedbir yeterli değil. Yine ben zannederim herhalde yine yasağı getirecekler bu gidişine. Çok güzel, başarılı maşallah. İyi, iyi, iyi. Sizce halk tedbirleri uyuyor mu? Ben mi? Halk tedbirleri uyuyor mu sizce? Ben uyuyorum. Halkı bilmiyorum. Çok güzel, iyi. İyi oluyor. Biraz daha sıksalar daha iyi olacak. Vatandaşlar hep rezil ya. Maske yok, bir şey yok. Yani maske taksalar iyi. Sen de hasta oldun bana bulaştır, ben de oldum sana bulaştır. Maskesiz gezmesinler. Nasıl biliyoruz? Kendine tedbir alacaksın, uzak duracaksın. Maskeni takacaksın. Ondan sonra biraz aralıklı olacaksın. Mesafeni koruyacaksın. Daha güzel olacak öyle. Hastalığımız da azalır tabii. Sağlığımız için de daha güzel olur. Korona tedbirlerini iyi buluyoruz da yalnız halkımız bunları değerlendiremiyor kardeşim. Niye diyeceksin? Mesafe, maske ve el yıkamasını yapmıyorlar. Bunda korona da her şeyde alır başını gider, tamam mı? O yüzden bunun için önlem bu şekilde giderse, devam ederse daha kötü şeyler şartlar olur. Niye diyeceksin? Yayılır gider. Bu gözle görülmüyor. Yeni alan korona tedbirleri aslında biraz daha sıkı tedbirler alması lazım. Çünkü biraz gevşetildi. Ortalanan durumu görüyorsunuz. Günlük vakalar artıyor. Bir yönden azalması gerekirken tam tersi oluyor. Artıyor. Nasıl tedbir alınması sizce? Yani bence kısıtlamaların olması yine devam etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde yaz zaten. Millet, insanlar evde durmuyor. İş olan da çıkıyor. Olmayan da çıkıyor bugünlerde. Biraz daha insanların dikkat etmesi lazım. Özellikle maske konusunda. Çoğu insanlar takmıyor bile. Yani bence olumlu değil. Daha iyi bir tedbirler almaları lazım. Yasaklara uyulması lazım. Bu şekilde böyle bitmeyecek bu iş. Şimdi nasıl tedbir alınmalı? Abi ya herkesin başına birini dikemezler. Onun için herkes kendi bilinçlenip ona göre bir yol izlemeleri lazım. Zaten maske olayı var, maskeyi takan yok. Başta en büyük sorun bu zaten. Benim kendi kanaatimce. Maskeden sonra da sosyal mesafe diyorlar ama sosyal mesafe olayı uygulaması biraz zor. Çünkü herkes dışarıda, herkes iç içe, herkes işle uğraşıyor. Bu esnafı baz alırsan nasıl sosyal mesafe koruyacak bu işte? Onu yapamaz. Onu yapamadığı için hadi onu delege edip de maske olayına dönseler onu da yapmıyorlar. Böyle olduğu sürece de bu iş bitmez. Benim kanaatimce. Yeni alınan zaten devletimiz bu işin başından beri ciddiyetinde çok olumlu ve yerinde buluyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki Amerika'da 50 bin lira, 50 bin dolar, 60 bin dolar para verip tedavi olamayan insanlar var. Bu bizim devletimizde bedavaya yapılıyor. Bunu dünyanın hiçbir ülkesinde kolay kolay karşılamıyorlar. Bu sağlıklı altyapı, ekonomi ben ona bağlıyorum. Allah devletimizden kanı kanı razı olsun. İnşallah bu günleri atlatacağız. Atlatıp ve milletçe birlik ve beraberliği sağlayacağız. Bu virüs bize bazı değerleri hatırlatmamıza çok yerinde ve faydalı oluyor. Tabii eleştirecekler. Tabii yok şey diyecekler. Ama biraz doğru düşünmek lazım. Biz nerelerden nerelere geldik? Ben emekliyim.
sigortaların, hastanelerin halini çok iyi biliyorum. Eleştirdikleri şu devlet şehir hastaneleri olmasaydı başka bir yönetim olaydı biz yaşlılarımızı sokaktan topluyorduk. Şu anki alınan tedbirleri olumlu bulmuyorum. İnsanlar iç içe geziyor, pazar yerleri dolu. Ama devlet de bunu görüyor ki ekonomik bozulduğu için ölen ölsün, kalan sağlar bizim gibi davranıyorlar. Türkiye'nin gidişatı bu şekil. Vallahi uygulanırsa iyi buluyoruz. Yani uygulanmadığı sürece bir şeyi yok. Sizce halk uyguluyor mu peki bunu? Uygulayan da var, uygulamayan da var yani. Değişiyor. Vallahi herkes önlemini alırsa, tedbirini alırsa inşallah engellenecek yani. Ama çoğu önlemsiz. Geliyor, geri gidiyor. Pazara girerken maskesiz geliyor. Geri de yani dönüp geri gidiyor. Buradan da almıyoruz zaten güvenlik güçleri. Yani talas belirsiz çalışıyor şu anda işin açığı. Maske takacağız. Mesafeyi koruyacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Bunun başka alternatifi yok. Dünya böyle yapıyor. Biz de aynısı yapmak zorundayız. Bence yani biraz disiplinle yani. Çünkü biraz gevşeme oldu, herkes kendini bıraktı. Yeni normalleşmeyi yanlış anladılar. Eskiye dönüş anladılar. Aslında öyle değil. Ha, yeni normalleşme ama yine aynı eskisi gibi tedbirleri almaya devam etmemiz gerekiyor yani. Bence korona mı? Korona nasıl elinden gelecek? Herkes elinden geldiği kadar kontrol edecek. Elinden geldiği kadar maskesini takacak. Temizliğine dikkat edecek. Onun haricinde yani engellenmesi çok zor olan bir şey. Çünkü yani bir sefer bulaştı yani. Ben de sana şöyle bir şey diyeyim. Kayseri'de yani çok diyorlar. Biz Kayseri'de çok az yani korona olanlar. Her gün bak haberlerde geliyor. Bu 3 günde 28 kişi vaka olmuş. Kayseri bir yerde 28 kişi çok normal bir şey yani. Nasıl engellenir? Evet. Sokağa çıkma yasakla engellenir. İnsanlar birbirine iletişimi kuracak. Mesela şimdi aradaki mesafe en az büyük 2 metre olması lazım. Başka türlü benim çocuklarım sağlıkçı. Ama her yanlış üstüne yanlış yapıyoruz Türkiye'de. Mesela bu örneğin bu hacılar olmasaydı, Ümre'ye giden gelin olmasaydı bugün olmazdı. Mesela ne gittik şimdi? Birinci dönem başladı, şimdi ikinci dönem başladı. İkinci dönem başlamasının sebebi kim? Biziz. Yani hükümetimiz. Arada fark olacak. Mesela şimdi adam bir şeyi ne açıyor? Düğün salonu. Ne işin var senin düğün salonunun? Hele biraz engel gözler olsun. Engellenmez abi. Neden? Hani nasıl diyeyim abi? Abi şimdi şöyle bir şey var. Hani herkes boşladı kendini. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı falan kalktı. Herkes kendini boşladı. Hani herkes maske takarsa, temizliğine önem verirse engellenebilir belki. Korona kurallara uyarak, temizlikle, insanlar birine saygısı olarak engellenir bence yani. Engellenecek bir şey değil yani. Korona mı? Birlik olacak her yer. Bu fiyatlar da mal satılmayacak. Tayyip Erdoğan yasın elinden geleni yapıyor. Korona nasıl engellenir? Kardeşim, önlemler temiz, düzgün. Başarılı olacak her şeyler. Sözler verildi, sözler tutulacak. Doğru mu? Yani yaşlar çıkmayacak, gereken yapılacak. Vallahi hiçbir fikrim yok abi yani. Evde kalmayacağını gösterecek herhalde bu şey ihtimalle. Öyle düşer diye düşünüyorum. Korona nasıl engellenir? Tedbirini alırsan engellenir yani. Kendine dikkat eder de, her kişi kendine dikkat ederse her şey varacağı yere var yani. Sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Ama aşacağız bunu Allah'ın izniyle. Şu anda gayet iyi gidiyor çünkü. Ama yine de devletimiz elinden geleni yapıyor. İşi gücü nasıl yazıyor? Vallahi bunu bilim kurulu üyeleri bilmiyor şu anda. Yani bilmiyorum nasıl ilgilenir. Hani halk olarak sadece tedbirli olabiliriz. Ne tür tedbirler? Sosyal mesafe. Kesinlikle olmazsa olmaz. Maske, temizlik. Biz el temizliğinde genel olarak hani temiz sayılırız toplum olarak. Ama yine de daha fazlasını yapabiliriz. Korona bence 14 gün sokağa çıkma yasağı verilecek tüm dünyada. Onun için. Peki halk bunu nasıl karşılar? Halk bunu iyi karşılar bence. Yani elimizden geldiği kadar çıkmamak lazım dışarıya. Korona'nın şeyi bu en büyük. Yani şeyi buymuş duyduğum kadar, bildiğim kadarıyla. Ellerini yıkayacaksın güzel. Her kuruna uyacaksın o zaman. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde uyursa korona çabuk gider. Ama Sağlık Bakanlığı'nın dediği şekilde yapılmazsa uzarsa uzar. Belki ikinci dalga da gelebilir. Vallahi bilmiyorum ki ben de doktor diyelim şey diyelim. Şimdi pek yaklaşmayacak. Bak şimdi yaklaştık birbirimize. İçimizde. Mesafe koruyacaksın.
Ama elin ayağını yıkayacaksın, ağzını güzel kapatacaksın. Bu şişeden tükürüğüyle geliyormuş. Böyle korunacak, başka çare yok. Bir ay evde, iki ay evde yattım. Kan hep yağ vurmuş, yürümeye yürümeye. Hastalanıyor, yata yata da hastalanıyor. Korona işte mesafenin engellenir. Birbirimize yakın uzak temasını engellenir. Yani fazla yaşlarda sokağa çıkmasın herhalde. Korona nasıl engellenir? Uzak durursan engellenir. Milletine temas etmezsen engellenir. Ondan sonra nasıl olur? Biraz kendini tedbir alacaksın, uzak duracaksın. Uzak duracaksın, biraz da tabii tedbirin önlemini güzel alacaksın. Yoksa önlenir öyle. İnşallah Allah'ın izniyle geçiyor tabii öyle. İnşallah geçecek. Biz de bu tedbirle arıza ve sokağa çıkma yasa uygulanırsa bir an önce engellenmeye çalışırız. Halktan bir şey ister misiniz? Halk bir şey yapalım sizce? Halk da bu önlemlere uymalıdır. Ona nasıl engellenir? Çok güzel bir soru sorun. İnan onu ben de bilemeyeceğim. Yani ne kadar çok tedbir alınırsa daha az sürede biter edebiliyorum. Bu sadece bir de Türkiye'nin gündemi değil, dünyanın gündemi. Hani bizde bitecek bir şey değil. Bu dünyada bitmesi gereken bir hastalık. İnşallah tez zamanda da biter diye düşünüyorum. Bilinçlenerek, başka türlü hiçbir şekilde millet bilinçli olacak. Vurdum duymaz olmayacak. Yani millet diyor ki bana bir şey olmaz, ben gencim. Yaşlıya sınır koyuyor, dışarıda geziyor. Gence sınır koyuyor, dışarıda geziyor. Ha zorunlu, amenna, biz de geziyoruz, biz de uğraşıyoruz. Ama sen tedbirini al, takdir Allah'tan demişler. Her şeyde de onlardan beklemeyeceğiz yani. Ha, elinden geleni yapıyorlar. Vatandaş olarak biz de bilinçleneceğiz bu durumda. Bu bizim biraz milletçe şeyimize çok düşkünüz, serbestliğimize. Sıkıya gelemiyor. Ama devletin bu koyduğu bu şeylerle inşallah atlatacağız. Tedbir alarak engellenir. Ne tür tedbirler? Ya insanları işte zamanında saatine uyarak, insanları evlerine kontrollü şekilde alarak, ekonomik olarak yardımcı olarak, Avrupa'da insanlara, herkese yardımcı olunuyor, para veriliyor, Türkiye'de para isteniyor. Bu şekil tedbir olmaz. Vallahi korona nasıl engellenir? İşte herkes tedbirlere uyduğu sürece bir şekilde biter. Ama tedbir alınmazsa aynı şekilde devam eder yani. Bir şey değişmez.